Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semir moqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar. Şu 20 yılda orası da, yaşların ortası da, özünü katıl kıladığınları sonra 3 barabar köpeğe sabah, sevgisi de olmaya kaldı. Otanımla kelişe olmaya kaldı. Kereceğinden havatırda, yalgızlık, kalime taşmışlar. Otanımla kelişe olmaya, özünü katıl kalarken. Sevgi. Görer, işen neyler? Yok sevgi. O könük iş var. Çünkü o atalarıyla, akalarıyla, dadalarıyla ki bunlar hem kimidir? Sevgen. Sevgenini haberim oldu, babayla yaşayıp gidi yaptı. Ki en yakışı olup kalasılar. Bu televizyonda da sevgi dışta sevgi de hafızı yemeği yaptı, şairi yemeği yaptı ki yorgan o işin oruyla. Hakiki sevgi Allah'a gibi oladı. Hakiki sevgi Allah'a gibi oladı. O şu sevgi bizi etmemem namaz getirir güzeldi. O şu sevgi bizi madde şaptırıp da. O şu sevgi musibetleri kötü bir şekilde kuvvet verirdi. Ha burada erkekken sevgisi için. Yine bari hafızlarda 90% yığa yürüdü, aldırıp koydu, önce tıp aldı. Teğmedi, kullanız, vaf akımadı. Yok onarsa, ölü kamiydi. Ölü kamiydi. Nereye geçeyim? Ben kuttu şu, bunda ne mi olsun, bunda ne mi var? Cemmeyler. İşenmeyler. O Alişer Navailer, Baburlar, küylegen sevgi, ilahi sevgi. Ular kanıyla da, ular da yazgen şerler, gazelleri 500'den kendine okusa yengeyi de geçti yapsın. Bizi keçe çıkanlarımızı şerlerini kanıyım. Nazlaşırız dese, iyi miyayet olur mu şuna diyeyim. Özyem, özyem mesajda türmüydü. Yok bu narsa. İşenmeyler. Bu hakkında Allah'ta yapılacağımız inşallah, yaşlarla. Rusya'da 15 yaşdan 19 yaş geçe bo'lgan her 12. o'spirin özünü katıl kılıçlıkla da uğrungan. 10 tadan bitti bala özünü katıl kılıçlıkla hareket kılgan 19 yaş geçe bo'lganlar. Voz da koyarken Simir organizasyası zdarovya eken, şuna koyarken, Rasif Rolkası. Şunu, hesabatı göre, özünü özü katıl kılıçlıkla kıyarlan 41% normalim, ne için katıl kılgan değil. Özünü özü öldürgenlerinin 19% kıyan hatası için cezadan korkup katılıp kıyan özünü. Kıpıgen aybiciden korkup cezasından özünü özü öldürgen. 18% ruhi kesel sebebi. 18% aile ve kelişme uçuyla sebebi. 6% hırs tüfeği, sevgi tüfeği. 3% maliyevi sebepler. 1,4% hayattan toygenliğe. Kıyınçiliğinden toygenlik yemez, zerikken hayattan. Hem de o var. Maşine yenge, asfalt ekiz, üyü yenge, magaz prakaledinde toldu produkta, kıyım şparede toldu, zerikken. O şey özünüzü katıl kıyarlardan bittersen presimediğiniz hapiskası yazıp koyuyor. Yiyip gördüm, içip gördüm, oynap gördüm, fahş kıp gördüm, kımar oynap gördüm, ölüp göreçi, zeriktim de yani. Yani hayatta hem öyle kıpkıyken, hayatta kızığı koymayken, oğlu da bir maksat koymayken. Statistikaya göre, aileli kişiler, üylenmeyen kişilerden azırağı uzun katıl kılarken. Köprü boydalar katıl kılarken mesela. Garip kareler de, üylenişteki netçi yaşta boladı bunlarda. Bizde kança da boladı. İlacı var ki tezrağı üylenemiz biz. Çünkü kimiler üylenişteki kadrı bozuyla üyleniler de Peygamberimiz büyürken. Abalar 35 çekirken de ya jini üstüse bir turmuş kurdum dese hani huttu bir elime amputasyon kılıp kesip abdaşadı da kendi tükerdi dedi volni hayatı dedi tükerdi dedi şu ölçü adı eşdeğer suratimizdir şu nasıl lan mükeller üylendim dese bizi üylendim dese dinin yarımı kamul baktı ikinci yarımı da Allah'dan takva kıldı beytemiz buladı ölçüğünü ameyle halakat yolu var adı buladı ölçüğü var. Pul. Özünü öldürgenlerde 44% yine iktisadi kıyınçiliği boyan. Ondan katta 56% adamlarda kanlı toğu boyan. Demek
qonni ochligidan ham qatl qilmayapti bular. Nima sabab? 19-chi asrdan boshlab o'zini o'zi o'ldirayotganlarning adadi bir xil suratda tekis ko'payib kelyapti ekan. 2020 yilga kelib mana shu bashoratlarga qaraganda yiliga 1.5 million odam o'zini qatl qiladigan bo'lar ekan shu ketishda ketsa. 2002 yilga kelib 1 million 100 ming odam o'ldirgan bo'lsa, aytdik statistikani boshida. Endi 2020 yilga kelib turib 1.5 millionga chiqar ekan. Tushunalingmi? Nimani belgisi bu? Xalqni, qavmni yemirilayotganligini belgisi. Darsimizning nihoyasi, bugun jumaning mavzusi bo'lib ketdi o'zi. Mollalar qolmayapsizlarmi? Abu domla bizga nima 10 ta atchotini bergani chiqdimi mo'minlarga, demanglar. Hozirgi bugungi mavzuimizga aloqasi bor, 10 ni kelganini aytib qo'yapmiz. Jumada aytmaymiz bu narsalarni. Ko'zingizni katta ochinglar yoshlar. Kattalar dunyo qarash shakllangan, bularda tushunchasi to'g'ri, hayotda sizni ko'rgan, biladi nima qilish kerakligini. Yoshlar sizlarni oldab qo'ymasin atrofdagi narsalar. Bir psixolog aytadi. Bu sabablarni ko'rib aytish mumkinki, inson o'zini qatl qilishiga olib kelgan sabablar juda ko'p deydi. Birdaniga qatl qilib yormaydi. Juda ko'p ishlar sabab bo'lgan, keyin bir o'zini qatl qilgan. Nimaki bu sabab deydi. Qarasang, yoshlar ham o'ldiryapti o'zini. Qarilar ham o'ldiryapti. Erkaklar ham, ayollar ham, sevganlar ham, sevmaganlar ham, pullilar ham, pulsizlar ham. Agar kambag'allik sabab bo'lganda musulmon mamlakatlari kambag'alroq. Ko'proq shular qatl qilish kerak, lekin musulmon yurtlarda deyarli nol ekan bu narsa. Aholisiga taqqoslaganda 1%ga ham to'g'ri kelmas ekan. 1%ga. Biz aytamiz, biz bilamiz nima sababdan ular o'zlari o'zini qatl qilayotganligini. Biz bilamiz nimaga ular o'zlari ozib ketayotganligini. Chunki ularda iymon yo'q. Boshiga musibat kelgan paytda jilovlab turadigan, ishlar yurishib ketganda jilovlab turadigan iymon yo'q. Robbisiga bo'lgan e'tiqodi yo'q, dini yo'q. Dinsizlik birodarlar. Men shuncha statistikani aytdim, aytmoqchi bo'lgan gapim, ular dinsiz shunchini o'zini qatl qiladi. Shu ishlarda shu statistikani ko'rib, bir tahlil qiluvchi aytadi. Analitik deydi. Analitik deydi. Analitiklardan biri shunday deydi. Hayotni o'zi boshidan oxirigacha mushkula. Hayot Allohning in'omi deymiz biz. Ha? Bu mushkula deyapti. O'zi problema dunyo deyapti. Boshdan oxirigacha. Odamlar buni o'zlarining hayotida isbotini topishgan. Biladi hamma problemaligini. Bular oilaviy ziddiyat, iqtisodiy qiyinchilik, salomatchilik, siyosat, millatchilik, ishsizlik va hokazo. Bari problema. U kishi aytadi yana. Kishi ularni hal qilishlikka urinadi, ammo ularni yengishga imkon topa olmay qolganida kallasiga bitta fikr kelishni boshlaydi. Shart hamma problemadan bir qutulmaymanmi? Shart o'ldirsam hamma problema birdaniga ketadi. Hamda o'zini qatl qiladi. Bu muammolardan qutulishning yagona yo'li birodarlar, bu din, iymon. Bu aytadi. Endi bu muammolardan chiqib ketishning bitta yo'li bor deydi. Diqqat qilinglar. Mana shu eng gapimi asosiy joyi. Yarim soatlik ma'ruzamiz asosiy joyi. Shu hayotda muammolari pressadan chiqib ketishning bitta yo'li deydi. Mana bu tushunchalarni o'zgartirish kerak deydi. Qalbni boshqa bir narsa bilan ovora qilish kerak. Shundan qutulib ketishlik uchun. Tushunchani to'g'rilash kerak, qalbni boshqa narsa bilan ovora qilish kerak. Endi muammo nimada deyapti? Ayni shu boshqa yo'nalishda yo'qligida deyapti. Perezagruzka qila olmaganidan, qalbidagi, kallasidagi tushunchani to'g'rila olmaganidan o'ldiryapti. Endi biz aytamiz, bu tushuncha bor. Bu tushuncha bor. Bu yo'nalish ham bor. Qalbni boshqa tomonga burish ham bor. Bu Alloh tomoniga qaratishdir. Masalan, siz bilan biz iqtisodiy ahvolimizni umumiy olib taqqoslasa, Shvetsiyada yarmigan to'g'ri kelmaymiz biz. Lekin nimaga bizda uni o'zimizni qatl qilishlik yo'q? Chunki iymon bor bizda.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.